Hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Ege, namı diğer Hyper. Söylediğim gibi sıfırdan başlıyorum. Hepinize şimdiden iyi seyirler dilerim. Blender'a hoş geldiniz arkadaşlar. Blender'da sistem şöyle işliyor. Bu karşınıza gelen ilk arayüz. Bunu en başta buradaki her şeyi silmek kuraldır. A'ya bastım. Hepsini seçti. Ardından Delete'e bastım ve hepsini sildim. Yukarıda gördüğünüz gibi farklı pencereler var. Bu pencerelerin olayları aslında hazır olmaları. Çünkü siz kenarlardan herhangi bir pencereyi çekip buradan Geometry Node Editor mesela Image Editor bunlara çevirebiliyorsunuz. Şuradan şöyle yapalım. Geri alalım. Ardından eğer animasyon kısmıyla direkt uğraşmayacaksınız ki herhangi bir şeyde neden animasyonla uğraşasınız direkt? Uğraşabilirsiniz, o da ayrı mesele. Şimdi Edit, Preferences. Burada Space Bar Action var. Bu ne işe yarıyor? Bu normalde size Blender'ı ilk açtığınızda ana ekranda soruyor. Bunu Play'de kalıyor bu. Ben bunda Play'e basarsam ve Space'e basarsam alt tarafta animasyon sekmesi, timeline ilerlemeye başlar. Ben bunu Edit, Preferences, Search'e alıyorum. Neden search alıyorum? Blender'a ilk başladığınızda kısa yolları ezberlemek zor olabilir. Ki çoğu kişinin, çoğu şeyin tavsiyesi de direkt kısa yolları ezberleyin. Onun yerine Space'e bastığınız zaman size bir arama çubuğu verecek. Ben buradan herhangi bir şeyin adını yazdığım zaman Circle, Curve, Empty, Surface ya da direkt Circle Select buradan ulaşabiliyorum. Bir tane circle ekleyelim. Şimdi bu circle'ın 32 tane yüzü var. Ben burada eğer oyun aseti yapıyor olsaydım bunu 8'e çekecektim ve böyle gözükecekti. Ama şu an için oyun aseti yapmıyorum. Sizinle normal bir sahne oluşturacağız ve bu sahnede de çay bardağı yapacağız. Normal circle'ımız burada hazır bir şekilde duruyor. Ben bu noktada tab'e basarsam edit moda geçer. Bu tab'in olayı ne? Object moda geri geldim, sculpt moda geçtim. Edit mod, sculpt mod. Edit modla bir önceki mod arasında geçiş yapmamızı sağlıyor. Ben bunu tekrar object'e alayım. Bakın edit moda geri döndüm. Şimdi bunun hepsi seçiliyken bir tuşuna bastım. Direkt şu an Y ekseni üzerinden görüntü alıyoruz. Sağ tarafı X, üst tarafı Z. 3'e basarsam direkt X üzerinden görüntü alıyorum. Sağ tarafı Y, yine üst tarafı Z. 7'ye basarsam, 8'e bastım pardon. 7'ye basarsam Z'den görüntü alıyorum. Üst taraf Y, sağ taraf X. Bu direkt cismin üstten görüntüsüdür. Ve kenardaki tuşlarla parça parça şu an 4'e basıyorum. İlerletebilirsiniz. Ben tekrardan 1'e geleceğim. Şimdi burası seçili. Şu an ben bir daha seçtim ya. Bu bunun yarısını seçti. Bakın. Neden? Şu an ben solid moddayım. Ben bunu wireframe modu alırsam ve buradan tekrar seçersem buranın hepsini seçecektir. Şöyle bir olayı var. Şunu biraz yukarıya alalım. 3 iyidir. Hatta şöyle yapalım. GZ3 yapalım. Çok mu oldu? GZ1.5. GZ eksi 1.5. Tamam. 1,5 metre de aşağı aldım. Şu an şey kısmını unuttum. Şurayı tamamen geri alalım. Burasının tamamı seçiliyken wireframe moddayım. 1'e bastım. E'ye bastım. Bunu yukarıya götürüyorum. 2 yaparsam direkt x ekseni üzerinde alır. Ben bunu istemiyorum. G'ye bastım. Çünkü zaten E ile çıkarmıştım. E ile bir şey çıkarıp ESC'ye basarsanız şu an burada 32 tane nokta olması gerekiyor. 64 tane nokta var. Ben tekrardan 1'e aldım. G'ye basıyorum bu sefer çünkü
Zaten o noktalar halihazırda seçili. Z'ye bastım. Ne kadar uygun olur? Şu kadar uygun olur sanırsam. Aynen. Şu an cismimizin tekrardan solid moda geçersem alt ve üst kısmı yok. Ama ondan önce şunu yapmak istiyorum. Sağ tarafta şu yuvarlaklı kısmı açtım. Buradan face oryantasyonuna bastım. Face oryantasyonu ne demek? Cismin normalleri. Aynı zamanda buradan normalleri de açabilirsiniz. Normalleri içeriye bakıyor. Cismin tamamı seçiliyken A tuşuna bastım. Sahnede var olan her şeyi seçmek için. Space'den tekrardan flip normal dedim. Bu normalleri tamamen iç dış yapıyor. Ama bunun farklı bir yolu da var. Özellikle karmaşık cisimlerde kullanıyorsanız. Recalculate outside var. Shift nail kısa yolu. Sağ tarafta kendisinin kısa yolunu da gösteriyor. Bunu tekrardan yaparsam bu dış kısımları kendisi algılayıp ona göre normalleri çeviriyor. Gerekirse çeviriyor. Şimdi şuradan face oryantasyonunu ve normalleri kapatalım. Tekrardan wireframe'e geldim. Ctrl R'ye bastım. Kat atacağım. Mouse'un orta tekerini kaydırarak ilerletiyorum. Sayı yazarak da yapabilirsiniz. Şu an bunu istediğiniz gibi burada oynatabilirsiniz. ESC'ye basarsanız hepsini eşit bir şekilde dağıtır. Bunun tam ortası şurası oluyor. 2'ye bastım. 1'deyim. 3'e basarsam yüz seçer. Alt yaparsam yüzün etrafını seçmeye başlar. Çevreden başlangıç ve bitiş noktası bulmaya çalışır. Bulamazsa yine seçer. 2'ye bastım. Sadece kenarları seçiyor şu an. 1'e bastım. Sadece noktaları seçiyor. Şu an 2'deyim. Alta basarak sol tık atıyorum. Kenarları seçiyor. Sen tam ortası mı oldun? Bakalım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aynen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aynen. Burası tam ortası oldu. S ile bunu küçülteceğim. Şöyle yapmak istiyorum. Proportional Editing'i açtım. Buradaki hepsini orantılı olarak küçültmek istiyorum. Sphere'i aldım. S ile. Mouse'un orta tekeriyle büyütüp küçültebilirsiniz. Burayı biraz daraltıyorum. Ve çay bardağımızın ilk hali hafiften belli olmaya başladı. Burasının tamamı seçiliyken şuradan hatta şöyle bir şey yapacağım. Burayı E ile çıkardım. Hayır, Ctrl Z E ile değil. Burayı Shift D ile çıkardım. Shift ile D'ye aynı anda bastım. Bu bunu kopyaladı. Ben bunu S ile küçültmek istiyorum. Ama gördüğünüz gibi bütün cismi küçültüyor. Onun için Proportion'u kapatıyorum. Burayı S ile biraz küçültüyorum. Fakat burada bir şeyi fark etmişsinizdir. Alt kısma tam oturmadı. Yine de sıkıntı yok. Orayı çünkü biraz daha bükeceğiz. Buranın tamamını seçtim. 2'deyim. Shift'e basıyorum. Alt'a basıyorum. Buranın tamamını seçtim. F'e basarsam burayı doldurur. Ama burada bir şeyi fark ettiniz mi? Yamuk doldurdu. Hepsini ayrı ayrı doldurdu. Ben onun için ne yapacağım? Bunun için iki seçeneğiniz var. Bu iki tanesini seçersiniz, rastgele iki tanesini. F'ye basarsınız. Buradaki yüzeyden F'ye basılı tutarak her tarafını seçebilirsiniz. Şuradan. Ya da şurası ve şurası seçilirken Bridge Edge Loops. Direkt buradan seçerseniz aradaki boşluğu kendisi doldur. Şurayı biraz GZ ile aşağıya alacağım. Ama bunu böyle bir alma şekli yok. 1'e geldim. Ctrl Z'ye bastım. Wireframe'e geldim. GZ. Böyle burayı eşitledim. Ardından
Ctrl B'ye basıyorum. Bir şey fark ettiniz mi? Face orientation. Bundan bahsediyorum. Burası sakat oldu. Yine hepsini seçtim. Recalculate outside dedim. Şu an hepsini seçti. Şimdi sadece burayı seçiyorum. Shift B'ye basıyorum. Kendisi loop'u atıyor benim için. Mouse'un tekeriyle buraya kaç tane loop atılacağını seçebilirim. Ayrıca şurayı da ek olarak seçip ikisini de aynı anda looplayabilirim. Şuraya ben bir tane daha loop atmak istiyorum. Wireframe'e geçtim. Orta kısmı boş verdim. Kenara göre burayı tamamen orantılayacağım. S'e basıyorum. Burayı biraz küçültüyorum. Biraz G'ye bastım. Bir daha G'ye bastım. İki kere aynı tuşa, iki kere G'ye basarsanız bu sadece çizgi üzerinde oynamasını izin verir. Ben bunu başka yere oynatamıyorum mesela. G'ye bastım. Bunu sadece Z ekseninde oynatmak istiyorum. Onun için G'ye bastıktan sonra Z'ye bastım. Tekrardan buraya geldim. Hoşuma gitmedi. Onun için şuraya bir tane daha bevel atıyorum. Tamamdır. Fazla pikselli oldu. Shade Smooth dedim. Şu an çok güzel duruyor. Ama bunun şöyle bir olayı var. Burada normallerden Auto Smooth'a basmam lazım. Bunun sebebi şu. Smooth tamamen normalleri düzenliyor. Auto Smooth yaparsanız Auto Smooth yapmazsanız daha doğrusu boğazım kuruyor kusura bakmayın. Auto Smooth yapmazsanız sizin bütün cisminizi normallerini düzenler ve cisminiz düzgün gözükse bile onu bir küre şekline zorlamaya çalışır. Normallerini öyle düzenler. Auto Smooth'u yaparsanız açıyı tamamen siz ayarlarsınız. Tekrardan wireframe'e geldim. Tap'teyim, edit mode'dayım. 2'ye bastım. Alt ile burayı seçtim. E'ye bastım. Bunu sadece Z ekseninde aşağıya insin istiyorum. Tamamdır. Şimdi burayı nasıl kapatacağım? Burayı kapatmak için grid fill. Burayı tamamen kapattım. Grid fill'in olayı ne ve nerede kullanabilirsiniz? Yüzeyleri kapatmak için direkt kullanabilirsiniz. Ben burada mesela F'ye basıp burayı da tamamen kapatabilirdim. Ama bu hem düzgün gözükmeyecekti hem de aslında şey olmaz ya. Tekstürleme konusunda gene size sıkıntı yaratmaz. Şimdi düşündüm de. Burayı yine de grid fill'de kapatırsınız. Bunu sadece dörtgenler oluşturabildiği zaman yapıyor. Oyun asetlerinde dörtgenler çok önemli. Tekstürü çok düzgün bir şekilde boyamanızı sağlıyor. Üçgenler kabul görebilir. Ama beşgen olmaması gerekiyor mümkün olduğunca. Yani cisminizde belki bir iki tane vardır. O çok sıkıntı yaratmaz. Ama genel olarak olmaması gerekiyor. Burayı seçtim. Burayı seçtim. Grid fill'de şöyle bir sıkıntı var. Sadece burayı seçtim. Ben burayı fill'de dolduracağım. F'ye bastım. Tamam. Burası seçili. Ctrl B'ye bastım. Burayı yuvarladım. Ve çay bardağının alt kısmı hazır. İç kısmı için şuradan biraz daha yakından gördüm. Kenardan seçebiliyorsunuz. Burayı da F ile, burayı da Ctrl B ama çok hızlı vereceğim onu. Tamamdır. Bardakta bir sakatlık fark ettiniz mi? Fark ettiniz muhtemelen. Üst kısmı çok geniş. Tekrardan edit moda geldim. Z'ye bastım. Wireframe moda geçtim. Üst kısmı seçiyorum.
Üst kısmı şöyle seçeyim hatta. Daha mantıklı olur. Birdeyim. Aynen. Buradan Proportional Editing'i açtım. Proportional Editing'de Smooth, Linear, Constant. Bunların hepsini düzenleyebiliyoruz. Connected Only derseniz sadece yapışık olanları yapar. Şimdi buradan hangisi bizim daha çok işimize yarar? Inverse Square muhtemelen. Seçimi kaybederseniz Ctrl Z'ye basıp ki tekrardan seçebiliyorsunuz. Evet, bence oldu. Face orientasyonunu kapatalım. Hatta face orientasyonunu açalım bir daha. Her tarafına bakalım. Tamamdır. Şurası belki bir kere daha CTRL-B isteyecek. Söylediğim gibi oyun aseti yapmıyorum şu an. Oyun aseti yapsaydım buraya aldığım bütün yüzler tamamen gereksiz yüzler olurdu. Şuradan Statistics'e bakarsanız 1344 tane vertisi var. 1344 tane nokta var. 2656 tane kenar var. Yüzleri de 1314. Bu çok fazla. Bu oyunlardaki karakterlerde bile 1300 yüze zar zor ulaşıyorsunuz. Yani burada AAA bir oyun yapmayı planlamıyorsanız evet, onu da altını şey yapayım, çizeyim. Bardağımız şu an hazır. Bu bölümü burada bitireyim. Bu noktaya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. O paralı sitelerin kursları gibi devam edeceğim bu seriye. Emin olun, ihtiyacınız olan her şeyi göstereceğim. Oynatma listesine de köşeden ulaşabilirsiniz. Bu noktaya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hepinize iyi günler dilerim.